Dedi ki: "Vessalatu'r raculi fi cevfil leyli thumma tala tetecafe cunubuhum anil medaci'i hatta belaga ya'malun." Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam dedi ki: "Kişinin gece kıldığı namazdan bahsetti. Hataları o da siler süpürür." dedi. Yani gecenin tam ortasında kalkıp namaz kılması hataları ne yapar? Hataları süpürür dedi. Ve şu ayeti okudu. Secde suresindeki 16. 17. ayeti okudu diyor Muaz. Ve Muaz tabi başını okuyor ve sonunu okuyor. Diyor ki Peygamber buradan buraya kadar okudu diyor. Şimdi bu ayetle alakalı bunun tamamını okuyalım inşallah. Allah Azze ve Celle diyor ki: "Tetecafe cunubuhum anil medaci'i." Onlar yanları üzere yataklarından uzaklaşırlar. "Yed'ûne rabbahum havfen ve tema'an." Ve Rablerine korku ve ümit ile dua ederler. "Vemimma razaknahum yunfikun." Ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda sarf ederler. Devamında "Fela ta'lemu nefsun." Hiçbir nefis bilmez. "Ma uhfiye lehum." Onlar için ne gizlenmiş, göz aydınlığı olacak şeylerin ne gizlenmiş olduğunu bilmez. Cezaen bima kanu ya'malun. Ve yaptıkları amellere karşılık. Ne diyor? Yani hiçbir nefis yaptıklarının mükafatı olarak kendileri için ne hazırlamış olduğumuzu, göz aydınlığı, ne nimetler var olduğunu ne yapamaz? Bilemez. İşte öncesinde ne zikrediyor Allah Azze ve Celle? Öncesinde gecenin bir vakti o sıcak yatağından uzaklaşıp Rabbine kalkıp dua eden, namaz kılan ve Allah yolunda infak eden kişiden bahsediyor. Hani gecenin bir vakti infak olur mu dersiniz? Biraz önce Selef'ten nakil getirdik. Hüseyin'in oğlu Ali, yani Ali radıyallahu anh'unun torunu. Kendisi geceleri sırtında ekmek çuvalıyla gezer ve insanlara gizli gizli infak ederdi. Derdi ki muhakkak ki gecenin karanlığında sadaka Allah Azze ve Celle'nin gazabını söndürür derdi. Gizli sadakaya ne yapardı? Teşvik ederdi. Zaten Allah Azze ve Celle de Bakara suresinde aynı şeyleri söylemişti. Şayet sadakalarınızı açıktan verirseniz ne güzeldir. Onu gizler fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlı olur demişti. Yani açıktan vermek de caizdir. Ancak gizli gizli vermek daha hayırlıdır. Karşındaki insanı incitmemen daha hayırlıdır. Onu ne bileyim insanlara karşı mahcup etmemen daha hayırlıdır. Birçok hikmeti vardır. Bununla beraber Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. Diyor ki gizli sadaka Rabbin gazabını söndürür ve kötü ölümü de def eder. Subhanallah. Kötü ölümü de def eder diyor. Dolayısıyla geceleyi ve insanların uyuduğu vakitte insanların yaptığı ameller Allah Azze ve Celle'ye daha sevimli gelir. Neden? Çünkü riyasız, fark ettiyseniz bakın riyasız, kimsenin görmediği, sadece Allah Azze ve Celle için yapılan ameller Allah Subhanahu ve Teala için makbul ve sevimli olan amellerdir. İşte kardeşler bu amel salihlerin nişanesidir. Ve bizim hayatımızda maalesef ama maalesef olmayan amellerden bir tanesidir. Aleyhisselatü Vesselam'ın her gün yaptığı, bizim hiçbir zaman yapmadığımız veya çok az yaptığımız amellerdendir. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? İşte bu var ya, bu amel hataları siler süpürür diyor. Ondan dolayı bunu da alalım. Zaten Aleyhisselatü Vesselam hadiste diyor ki gece namazı kılmaya bakınız. Yani gece namazı kılınız. Çünkü gece namazı sizden önceki salihlerin alışkanlığı, Rabbinize yakınlaştırıcı bir amel, günahlara bir kefaret ve günahlardan alıkoyucu bir özelliktir diyor. Kardeşler işte bu özellikleri istiyorsak gece namazını kılmaya gayret edelim.